Sayende pamuk gibi oldum. Yarın yine bekliyorum aynı saatte. Görüşürüz Nevra Hanım. Nihayet gelmişsin. Ay kusura bakma anne, geç kaldım. Vapurda başıma neler geldi. Detoks suyum nerede? Dolapta. Hazırlayıp dolaba koymuştum. Senin kahvaltın ilacın gecikmesin diye. Ay kahvaltı saatim çoktan gecikti zaten. Gönül'e söyleseydin anne. Ay Gönül, ben başkasının elinden bir şey yiyemiyorum biliyorsun. Bahar bu ne? Ay sebzelerin ağı gitmiş, vağı kalmış kızım. Yenisini yapayım. Yok yok, istemez. İlaçlarımı içmem gerekiyor, kahvaltı yapacağım. Sen işe gir, şey oldu. Çağla bayıldı çantana. Boşalttığımda sana geri vereyim. Bahar, o çantanın üzerine fular olmuş mu hiç? Olmadı mı? Renkli diye şey yaptım. Olmamış. Renk diye. Bu benim gömleğim. Senin? Benimki ütü tutmadı. Aceleyle çıktım, seninkini giydim. Kur temizlemeye vereceğim. Ay yok, istemez. Senin olsun. Ben onu bir daha giymem. Sağ ol anne. Çağla'nın kliniği iki katıymış öyle mi? Bayıldım. Şahane. Gerçekten çok güzel olmuş. Yabancı bir mimarla çalışmış. Çalışanlar da çok tatlı. Yine gülücükler saçtım etrafına. Ay. Herkes seni çok seviyor değil mi Bahar? Ben de onları çok seviyorum ama biliyor musun? Her şey karşılıklı sonuçta. Tabii. Aferin Çağla'ya. Her zaman bir başka türlüydü o kız. Böyle girişimci, mücadeleci. Tabii. Aile. Köklü bir aile. Armut dibine düşmüş. Aa, Bahar. Çağla'yı övdüm diye kıskanmadın değil mi? Ay, anne. Aşk olsun dedi, o benim arkadaşım sonuçta. Tabii canım. Ya ayrıca senin de çok iyi özelliklerin var. Mesela sen etrafına neşe saçarsın. Ama bak, sende mücadeleci ruh yok. Çağla'da o var işte, onu demek istedim. Ama sen de böyle bir ailenin kızısın, gelinisin. Yani 1-0 öndesin, merak etme. Yani bilmiyorum, bence karşılaştırmak çok doğru değil. O da çok iyi bir doktor. Ben onu 10 yıl sonra göreceğim. Tabii şimdi havalı havalı dolaşıyor. Neden öyle dedin? Kızım, çoluğu yok, çocuğu yok. Tamam şimdi alkışlanıyor. Aman doktor hanım, canım doktor hanım diyorlar ama eve gidince duvarlarla konuşuyor. Ay. Yapayalnız, çok sıkıcı. Çok yazık. Ben ondan daha iyi durumdayım yani. Elbette daha iyi durumdasın kızım. Bir kere senin şanlı şöhretli bir cerrah kocan var. Değil mi? Çocuklarına, ailesine düşkün. Senin gözlerin içine bakıyor. Sefa içindesin. Daha ne istiyorsun? Hadi bana bir kahve yap. Tamam. Bir de butiği ara. Elbisemi göndersen, yarın davet var. Ben de ilaçlarımı içeyim. Ben artık mümkün değil. Ben daha fazla dayanamayacağım. Ah Bahar, neden giyiyorsun? Thank you.